Teknoloji Oku'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ufuk Tufan. Bugün yanımızda Poco C65 modeli var ve bu videomuzda Poco C65'i dilimiz döndüğünce sizlere anlatmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar, ilk olarak telefonun kutu içeriğinden ben bahsetmek istiyorum. Zira telefonun kutu içeriği dolu dolu. Bildiğiniz gibi artık akıllı telefon üreticileri kutu içeriğine çok fazla önem vermemeye başladı. Buradaki temel amaç aslında çevreyi korumak vesaire değil. Onlar biraz daha tasarruf ederek karlarını arttırmanın peşindeler. Ama Poco'ya baktığımızda böyle bir amaç gütmüyor. Böyle bir politika gütmüyor. Poco daha çok açık konuşmak gerekirse kullanıcıların memnun etmenin peşinde ve bunu kutu içeriğinden de anlamış oluyoruz. Poco C65'e de baktığımızda arkadaşlar hem şarj adaptörü çıkıyor, hem bunun kablosu çıkıyor. Bunun yanı sıra bir silikon kılıf çıkıyor ve telefonun kendisi kutudan çıkmış oluyor. Yani aslında baktığımızda olması gereken bir kutu içeriği, ama biz buna günümüzde dolu dolu diyoruz. Çünkü demin de ifade etmeye çalıştığım gibi Apple gibi, Samsung gibi üreticiler artık kutu içeriğini sadece telefonla beraber doldurmuş vaziyette. Ancak dediğim gibi Poco C65'te böyle bir problem söz konusu değil. Yani ayrıyeten gidip adaptörü satın almanıza gerek kalmayacaktır. Peki cihazın teknik özelliklerinde bizleri neler bekliyor? Hemen ekranıyla başlamak istiyorum. Ekran tarafına baktığımızda 6.74 inçlik bir IPS LCD ekranın bizleri karşılığını görüyoruz. Bu ekran 90 Hz'lik tazeleme oranı sunuyor ve bu da gün içerisinde cihazı kullanırken akıcı bir ekran deneyimi yaşamanızı sağlıyor arkadaşlar. Bunun haricinde bu ekranın 720x1650 piksellik bir çözünürlük vaat ettiğini görüyoruz. Tabii ki bu çok yeterli mi tartışılır, ancak Poco C65 segmentindeki cihazlara baktığımızda da aslında benzer özelliklerle beraber geldiğini telefonların görmek mümkün. Batarya tarafına göz attığımızda ise arkadaşlar 5000 mAh'lik bir pilin olduğunu görüyoruz. Bu pile 18 Watt'lık hızlı şarj desteği de sunulmuş vaziyette. Demin de söylediğim gibi zaten bu 18 Watt'lık hızlı şarj adaptörü kablosuyla beraber kutu içeriğinden direkt olarak bizlere sunulmuş oluyor. Bu konuda herhangi bir problem yaşamıyoruz. Telefonun pil performansına baktığımızda ise bir günü rahat şekilde devirdiğinizi söyleyebilirim. 1,5 günü de zorlayabilirsiniz. Tabii ki bu sizin telefonla ne kadar haşır neşir olduğunuzda da alakalı bir konu. Eğer ben çok fazla telefonu kullanmıyorum diyorsanız, sadece işte Instagram'a zaman zaman bakıyorum ya da işte telefon görüşmeleri yapıyorum bazen diyorsanız, tabii ki 1,5 günü rahat bir şekilde çıkartırsınız. Hatta 2 güne kadar da gidebilirsiniz. Ama çok fazla telefonu kullanıyorum derseniz bir günü çıkartırsınız, ancak ertesi sabah telefonu şarj etmek durumunda kalabilirsiniz. Telefonun pil performansı da bu şekilde diyorum. Gelelim kamera kısmına. Kamera kısmına baktığımızda arka tarafta iki tane büyükçe kameranın bizleri karşıladığını görüyoruz. Bu kameralar oldukça şık şekilde konumlandırılmış ve güzel bir görüntü sağlamış oluyor. Bunlardan ana kameraya baktığımızda arkadaşlar 50 megapiksellik bir çözünürlük bizlere sağladığını söyleyebiliriz. Diğer kamera ise arkadaşlar 2 megapiksellik bir değere sahip. Hemen ön tarafa geçelim. Ön taraftaysa damla çentikli bir tasarım dili karşımıza çıkmış oluyor. Bu damla çentiğin hemen üzerinde yer alan kamera ise selfie kamerası ise 8 megapiksellik bir değeri bizlere sağlamış oluyor. Peki bu kamera değerleri performans noktasında bizlere neler sağlıyor arkadaşlar? Tabii ki bu telefonun kamera performansı çok mükemmel değil. Aslında baktığımızda gün ışığında oldukça iyi fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Fakat iş ışığın biraz düştüğü noktalara geldiğinde, karanlık ortamlara geldiğinde tabii ki telefonun kamerası da birazcık çuvallıyor. Tabii ki çok daha iyi kamera performansı sunan telefonlar var. Ancak bu telefonun bu segmentinde değil, biraz daha fazla para vererek o telefonları sahip olabilirsiniz. Ama diyorsanız ki ben fiyat performans telefonu arıyorum, Poco C65 kamera noktasında da sizi açıkçası doyuracak iyi özelliklerle beraber geliyor ve iyi fotoğraflar yakalamanızı da aslında sağlıyor. Dediğim gibi gün ışığında iyi fotoğraflar çekebilirsiniz, ama ışık ortamı biraz düştüğünde bu telefonun da kamera performansı biraz daha düşmüş oluyor.
Temel donanım noktasına baktığımızda ise MediaTek Helio G85 yonga setini görüyoruz. Bu yonga seti 12 nanometrelik üretim sürecinden geçiyor arkadaşlar. Şimdi ben bu telefonla beraber oyun oynayabilir miyim diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Elbette bunun cevabı evet. Yani oynayabilirsiniz. Herhangi bir problem, donma kasma olmadan. Ancak tabii ki bu telefonda da hani mesela atıyorum bazı oyunlarda bazı gecikmeler, mesela online oyunlarda vesaire yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bu telefonun da sizlere sunacağı belli bir performans var. Yani bu telefon giriş segmentinde, giriş üst orta segmentte bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu segmentteki bir telefonda size belli bir performans sunacaktır ki cihazın gücünü aldığı işlemci de zaten böyle bir işlemci. Aslında fiyat performans işlemcisi diyebiliriz. Tabii ki pek çok oyunu bu telefonla beraber oynamanız mümkün. Ancak zaman zaman ya da ilerleyen süreçlerde çeşitli takılmalar veya da gecikmeler yaşayabilir misiniz? Tabii ki bunun garantisini vermek mümkün değil. Çünkü dediğim gibi bu daha çok giriş orta segmente hitap eden bir telefon. Beklentilerinizi buna göre ayarlarsanız iyi bir performans sergileyeceğinden şüphemiz açıkçası yok. Aslına bakarsanız bu segmentteki telefonlarda suya ve toza dayanıklılık çok fazla karşımıza çıkmıyor. Ama Poco C65'e baktığımızda bu özelliklerin cihazın bünyesinde yer aldığını ifade edebiliriz. Yani evet, Poco C65 en azından kağıt üzerinde yazan detaylara göre suya ve toza karşı dayanıklı olduğunu göstermiş oluyor arkadaşlar. Telefonun geleneksel çizgileri de mevcut. Tabii ki ön tarafta demin de ifade ettiğim gibi zaten damla çentikli bir tasarım yapısı mevcuttu. Bu damla çentikli tasarım yapısı artık eskidi arkadaşlar. Ancak bu telefonda mevcut. Bu telefonda mevcut olan bir başka eskiyen şey ise arkadaşlar 3.5 milimetrelik jack girişi. Bu jack girişi vasıtasıyla da arkadaşlar yine eski nesil kulaklıklarla beraber telefonda keyifli şekilde işte video izleyebilirsiniz ya da müzik dinleyebilirsiniz diyoruz arkadaşlar. Bu telefon mavi renginde, simli mavi, ama baktığınızda arkadaşlar oldukça şık, oldukça güzel gözüküyor. Dış tasarım yapısı da çok şık duruyor telefonun. Bu tarz bir telefon, yani giriş segmentine hitap eden bir telefon için bence Poco C65 tam bir fiyat performans cihazı olmuş durumda. Şu anda benim elimde bulundurduğum bu telefon arkadaşlar 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanıyla beraber geliyor ve bu özellikleriyle beraber de şu anda 7000 TL'yi biraz aşan bir fiyattan tüketicilere sunuluyor online sitelerde. Bu fiyat gerçekten de böylesine bir telefon için oldukça iddialı diye düşünüyorum. Çünkü 8 GB RAM, 256 GB dahili depolama alanı, işte suya toza dayanıklılık, kamera noktasında 50 megapiksellik ana kamera, ön tarafa geliyorum, İşte yine aynı şekilde oldukça iyi çeken bir selfie kamerası var. Yani dolu dolu bir telefon. 18 wattlık hızlı şarj desteği, iyi bir telefon yapmışlar ve oldukça da iddialı bir fiyattan tüketicilere sunuluyor şu anda Poco C65 arkadaşlar. Ben yavaş yavaş videomun sonuna geliyorum. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen kısmına basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.